Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğünde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Hud suresinin 117. ayetinden öğreniyoruz ki müminlerin salih amel işlemesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin celbine vesiledir diyoruz. Bu nasıl olur? Salih amelin Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbetmesi ne demek? Evet, Hud suresinin 117. ayet-i kerimesini beraberce dinleyelim. Estağfirullah. Ve ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin ve ehliha muslihun. Sadakallahul azim. Kısaca mealini hatırlayalım. Yoksa Rabbin ahalisi ıslah edici, yani Allah'ın emirlerini hem yaşayan hem de başkalarına anlatan kimseler olduğu halde bir beldeyi zulümle helak edecek değildir. Yani ayet-i kerimede insanların Allah'ın emirlerine riayet etmeleri, insanların içinde Allah'ın emirlerine riayet edenlerin olması, Allah'ın emirlerine riayet edenlerin, sarılanların Allah'ın emirlerini başkalarına da anlatması gerektiği hatırlatılıyor. Yani Allah'ın gazabını çekmemek için, Allah'ın rahmetini çekmek için, Allah'ın emirlerine riayet etmek suretiyle kainatla kardeşliği yaşamamızın gerektiği hatırlatılıyor. Çünkü ya neden Allah'ın emirlerini yaşayanlar olmazsa veya yaşayanlar başkasına anlatmazsa helak olma tehlikesine dikkat çekilmiş. Mesela orayı önce birazcık düşünelim. Buyurun. Yani bir fabrika düşünelim. Misaller yüce hakikatleri anlamaya yardım eder. Taşıyamaz da, yüksek hakikatleri taşıyamaz ama yardım eder. Mektubatta, 24. mektupta böyle bir değerlendirme var. Temsiller yüksek hakikatleri taşıyamaz ama bakmaya vesile olur. Bir fabrika kuruluyor. O fabrikanın kuruluş maksadı var. Fabrikadaki personelin de o kuruluş maksadına uygun çalışması istenir. Eğer fabrikadaki personelin artık önemli bir kısmı fabrikanın kuruluş maksadına aykırı davranış sergilerse fabrika kapatılır. Fabrikanın maksadı neyse o maksat belli ölçüde artık fabrikayı kuran zatın muradına uygun belli ölçüde o maksat gerçekleşirse fabrikanın devamı beklenir. Değil mi? O maksat gerçekleşmezse fabrikadakiler, bilhassa fabrikada en mesul durumdakiler, en önemli mevkidekiler fabrikanın kuruluş maksadına aykırı işler yaparlarsa fabrikanın devamı tehlikeye düşmüş olur. Şimdi kainatın niçin kurulduğunu hatırlayalım. Niçin yaratıldığı konusunda kainatın ve her şeyin sahibi Kur'an-ı Kerim'de bize neler bildiriyor? Bu usta Risale-i Nur Külliyatı'nda şu nokta öne çıkıyor. İnsan kainat ağacının meyvesi. İnsanın da meyvesi Allah'a şükür. Yani kainatın bütün unsurları Allah'ın emriyle insana hizmet ediyor. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Câsiye suresinin 13. ayetinde sarahaten geçer. Yer ve göklerin tamamının insana hizmetkar edildiği Câsiye suresinin 13. ayetinde geçer. Her akşam yatmadan önce okunması tavsiye edilen Mülk suresinde Tebârekellezî biyedil mülk diye başlayan Mülk suresinde 15. ayette yeryüzünün insana boyun eğdirildiği, yeryüzünün insana hizmetkar edildiği geçer. Yeryüzünün insana hizmetkar edildiğini duyduğumuzda artık yeryüzünün lambası güneşi de düşünelim. Yıldızlar da mumlar gibi. Yani yeryüzü saray gibi, sarayın lambaları da, mumları da o insana hizmetkar. Onlar da yeryüzüne dahil. Dahil. Çok önemli. Yeryüzüne dahil. Çünkü yeryüzünü, dünyayı güneşten ayırabilir miyiz? Aydan ayrı düşünebilir miyiz? Dünyamızı güneş sisteminden ayrı düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Güneş sistemini diğer yıldızlardan ayrı düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. O halde Mülk suresinin 15. ayet-i kerimesinde, hani hepimizin biraz daha fazla okuduğu sure olduğu için Mülk suresinden misal veriyorum. 15. ayet-i kerimesinde yeryüzünün insana boyun eğdirildiği zikrediliyor. Şimdi yeryüzü, dolayısıyla kainat, insanın emrine verilmiş. İnsanın vazifesine, estağfirullah, ve mâ halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Sadakallahu azim ayet-i kerimesi de insanların ve cinlerin Allah'ı tanımak, Allah'ın güzel isimleriyle Allah'ı tanımak,
Allah'a kulluk yapmak üzere yaratıldığı ilan ediliyor Zariyat suresinde. E şimdi kainatın niçin yaratıldığı, kainatın insanın emrine verildiği, kainatın insanın emrine niçin verildiği, insanın bu kadar niçin değerli kılındığı Kur'an-ı Kerim'de açıkça ilan ediliyor. O halde insanlar, en azından kemiyeten ve keyfiyeten insanların önemli bir kısmı, Allah'ı tanıma, Allah'ı tanıdığını hayatıyla gösterme, ibadetiyle, duasıyla, namazıyla, niyazıyla, giyim şekliyle, hayat tarzıyla, güzel ticaretiyle, ziraatıyla, Allah'ın rızasını umarak yapacağı salih amellerle insanların mühim bir kısmı, önemli bir kısmı, yani sayıca çoğunluk olmasa bile kalite bakımından, keyfiyet bakımından artık sayısını bilemeyeceğimiz, ancak yeryüzünün, kainatın devamına vesile olacak kadar kısmı kainatın ve insanın yaratılmasındaki sırra, kainatın her bir insana boyun eğdirilmesindeki ilahi hikmete uygun davranacak ki Allah'ın rahmetini çekebilelim ve Allah'ın kainatı ve insanları yeryüzünde devam ettirmesiyle alakalı sırlar, hikmetler açığa çıksın. İlk verdiğiniz örneği biraz daha kendime göre açarsam, diyelim bir şahsın iki tane fabrikası var. Bir fabrikası çok güzel çalışıyor ve kuruluş maksadına uygun tüm personeliyle, artık onların da başlarındaki sorumlularıyla diğer yetkililer vazifesini çok güzel ifa ediyorlar ve fabrika kuruluş maksadına çok uygun çalışıyor. Hı hı. Bu halde elbette onun sahibini memnun ediyor ve sahibi de o fabrikaya yeni bölümler açar herhalde. Yeni elemanlar belki oraya koyar. Onların belki maaşına zam yapar ve o fabrikayı daha da büyütmeyi düşünür. Diğer bir fabrikası var. Ancak o fabrikasındaki, sizin de bahsettiğiniz gibi, elemanların önemli bir kısmı vazifesini aksatıyor. Dolayısıyla fabrika sahibinin o fabrikadan maksadı hasıl olmuyor. Hmm. Bir süre sonra belki zarar ediyor. Öyle olunca da elbette o fabrikanın sahibi bazı kısımları kapatır. Bazı bölümlerde üretimi durdurur. Ve en sonunda herhalde tamamen fabrikayı kapatabilir. Belki maaşlarını vermeyebilir. Bazılarının izne çıkarabilir, işi çıkarabilir gibi onlar üzerinde kötü kararlar alabilir. Evet. Demek aynı durum. Bu örneği düşünelim. Kainata uygulayalım. Onun için Hud suresinin 117. ayet kerimesinde Cenab-ı Hak bize salih amel işlememizi, salih amel işlemekle kalmayıp salih amel işlemeye başkalarını da davet etmemizi emrediyor. Böylece rahmetini celbedeceğimizi haber veriyor. Çünkü insan salih amel işlediğinde, yani Allah'a iman ettiğinde, salih ameli de açmış olalım, İmanın gereği olan namazına, beş vakit namazına dikkat ettiğinde, diğer farzlara dikkat ettiğinde, anasına babasına Allah rızasının hizmet ettiğinde, ticaretinde ve diğer işlerinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini göz önüne aldığında, böylece bütün işlerini Allah'ın rızasına kazanması, Allah'ın rızasını kazanmasına vesile olacak şekilde yaptığında, bütün işlerini, mesela uykusunu bile, yani uykudan önce işte yatsı namazını kıldığında, sabah namazını kılmak arzusuyla, niyetiyle yattığında, böylece uykusunu dahi bir nevi ibadete çevirdiğinde, o insan kainata hürmet etmiş oluyor. Hani insan niçin salih amel işlediğinde, bir cemiyette salih ameller işleyenler çoğaldığında, niçin o cemiyet, o belde diyelim, Allah'ın rahmetini çekiyor? Biraz daha açalım. Buyurun. Şimdi salih amel işleyen, yani Allah'ın emirlerine riayet eden, Allah'ın emirlerine harfiyen riayet eden ve insana Allah'ın emriyle Allah namına hizmet eden kainata hürmet ediyor. Kainata hürmet edilmesinden Allah razı olur. Niçin? Çok önemli bir sır. Niçin? Çünkü Allah kainatta, eşyada, eserlerinde Esma-i Hüsna'sına bizzat nazar ediyor. Bu da derin ve yüksek bir hakikat. Bizzat Cenab-ı Hak eserine nazar ediyor. Eserini seviyor. Seviyor ki yaratmış. Seviyor ki onların hayatlarının devamı için ihtiyaç duydukları her şeyi veriyor. Eserini seviyor. O zaman eserini seveni de sever. Oraya gelecektim. Eserini sevene de bol bol hediyeler, rahmet eder. İkramlar, rahmet gönderir. Evet. Bak, eserini seveni, eserine hürmet edeni Allah sever. İşte salih amel işlemekle,
Mesela çiçeğe hürmet arasında bağlantı var. Peki bu sevmek... Mesela kuşlara, ırmaklara, yıldızlara, güneşe hürmet etmek arasında bağlantı var. Peki bu sevmek ameli salihsiz olmaz mı? Olmuyor. Neden? Çünkü ameli salih işlemek, şimdi çiçek Allah'ın emrine riayet ediyor. Güneş Allah'ın emrine riayet ediyor. Salih amel işlemek Allah'ın emrine riayettir. Allah'ın emrine riayet edecek ki insan Allah'ın emrine riayet edenleri tanısın. Allah'ın emrine riayet edecek ki insan Allah rızası için yaşayacak ki insan Allah rızası için ve Allah'ın emriyle hareket eden bütün mahlukatın ibadetlerine, şükürlerine, Allah'a sundukları duaya şahit olsun. Yani insanın böylece Allah'ın... onlarla arasında samimi hürmet, samimi muhabbet teşekkül etsin. Allah'ın emrine riayet eden mahlukatı tanımak, onların güzelliğini görmek, onları sevmek için insanın en başta kendisinin de Allah'ın emirlerine riayet etmesi gerekiyor. Evet, çünkü güneş Allah'ın emrine riayet ediyor. İnsan Allah'ın emrine riayet etmezse güneşin Allah'ın emriyle hareket ettiğini görmez, göremez, hatta inkar eder. Güneşin Allah'ın emriyle, güneşi örnek olsun diye söylüyoruz. Ağaçlar, kuşlar, karıncalar, balarlar hepsi söylenebilir. Güneşin Allah'ın emrine riayet ederek hareket ettiğini ve Allah'ın emrine riayet ederek insana hizmet ettiğini görmek, kabul etmek, buna şahit olmak güneşe hürmettir. Yani onu incitmemektir. Allah, güneşi yaratan Allah, kainatı yaratan Allah, insan salih amel işleyerek, yani Allah'ın emirlerine göre yaşayarak, Allah'ın emirlerine göre hareket edenlere gerekli sevgiyi, hürmeti göstermiş, onlara değer vermiş, onların değerini hissetmiş oluyor. İşte bu da Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesile, Allah'ın rahmetini celbetmeye vesile. Yani insan etrafına zulmederse, etrafını ağlatırsa, etrafındakilerin haklarını çiğnerse, ki etrafındakini ağlatan kalbini de ağlatıyor, etrafındakilerin haklarını çiğneyen kendi haklarını da çiğniyor, kendine zulmediyor. Yani o zaman insan işte Allah'ın rahmetini çekmez, gazabını çeker. İnsan kainat ağacının meyvesi, yine insan kainat fabrikasının ürünü ve insan kendi vazifesini ifa ettiğinde kendisinin çalıştırılan ağaç hükmünde olan kainatı ve fabrika gibi çalıştırılan kainata uygun davranmış oluyor. Onların semerelerini, onların çalışmalarını kendi hakkında verimli, olumlu yapmış oluyor ve bu da o kainatın, o fabrikanın sahibinin rızasını celbediyor. Öyle. Yani insan, insanlardan artık önemli bir kısmı, böyle bir tabir kullanıyorum çünkü bilemiyoruz hangi çizginin altına inildiğinde o belde Allah'ın gazabını çeker. Bunu bilemiyoruz. Ama Allah'ın emirlerine aykırı hareket edenler çoğaldığında, bir çizgiyi aştığında o beldenin umumi olarak Allah'ın gazabını çekeceği Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama o hangi çizgidir? Ne zaman o çizgi aşılmış olur? Bunları bilmiyoruz. Ama Allah'ın gazabını üzerimize çekmekten de korkmalıyız. Bilmiyoruz çünkü ne zaman gazabı ilahi çekecek hale gelir bir köy, bir belde, bir şehir, bir ülke, dünya. İşte kıyametin kopmasını düşünelim. Ancak kıyametin kopmasını, yani demek ki kıyametin kopması artık yeryüzünde Allah'ın insanı yaratmasındaki sırra uygun hareket edenler iyice azaldığı için, Allah'ın bütün kainatı her bir insana boyun eğdirmesindeki sırra şahitlik yapanlar iyice azaldığı için, insanın yaratılmasındaki sırlara uygun hareket edenler iyice azaldığı için kıyamet kopuyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in haberlerine göre kıyametin kopması öyle. İşte bunlardan hareketle Hud suresinin 117. ayet kerimesini okuduğumuzda, maddi ve manevi kıyametin kopmaması için, üzerimize gazab-ı ilahinin gelmemesi için biz salih amel işlemeye, başta namaz, farzlar ve yaptığımız her işi Allah'ın rızasını umarak ve Allah'ın emrettiği şekilde yaparak Allah'ın rahmetini üzerimize çekecek işi arttırmalıyız. Bu hususta birbirimizi teşvik etmeliyiz. Çünkü tekrarlıyorum, Allah'ın emirlerine riayet etmediğinde insan
hem kendisine zulmediyor, hem Allah'ın yarattığı, altını çiziyorum, sevdiği mahlukata zulmediyor. Peki insan bak, zulmediyor. Yani gazab-ı ilahiyi niye çekiyor günah dediğimizde? Bu cümleye dikkat edersek güzel olur. Zulmediyor. Allah eserine zulmedilmesine, imtihan sırrı gereği, hikmetinin gereği bir yere kadar izin verse de artık onun yine hikmetinin gerektirmesiyle zulmedenler çoğalırsa, zalimler çoğalırsa, adaletten sapılırsa, Allah'ın insanı yaratmasındaki maksattan uzaklaşanlar çoğalırsa, oraya, o beldeye Allah'ın gazabının gelmesinden korkulur. İnsan vazifesini ifa etmediğinde ve bu oranın belli bir miktarı aştığında niçin Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetmiş oluyoruz? Diyelim insan vazifesini yapmıyor, günah işliyor, ancak ona hizmet eden diğer tüm mahlukat vazifesini ifa ediyor. Niçin insanın amelinin sonucu bu kadar önemli olmuş ve o ahali, o topluma azabı, gazabı celbedecek kadar Cenab-ı Hak o amele önem atfetmiş? Çünkü bütün mahlukatın hizmeti insanın vazifesini yapmasıyla neticeleniyor. Neticeye bağlanıyor. Çünkü diğer varlıklarda insandaki gibi geniş kabiliyetler, akıl, irade yok. Ya mesela meleklerde şuur var ama insanda olduğu gibi seçme imkanı yok. Yani Allah insanı en cami yaratmış. Bütün isimlerine en cami ayna. Dolayısıyla en geniş temsilcilik yapma kabiliyetini insana vermiş. Şimdi karıncanın işi var. Çok güzel. Allah'ı zikrediyor. Allah'ın emriyle insana hizmet ediyor. Bal arısının işleri var. O da Allah namına Allah'ın emrini yerine getiriyor. Bu arada insana hizmet ediyor. Balıkların da işleri var. Onlar da Allah'ı zikrediyor. Allah'a dua ediyor. Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getiriyor. Şimdi balığın da, karıncanın da, bal arısının da, ağaçların da, hayvanatın da bütün işlerinin ucu insana dokunuyor. İnsana dönük. İnsan için çalıştırılıyor. İşte insan vazifesini yapmayınca o karıncanın, o sevimli bal arısının, o Allah'ın emirlerine harfiyen riayet eden balıkların, ağaçların, Allah'ın emrini yerine getirmeyen insanla ilgili, insanlarla ilgili işleri o insanda sanki karanlık bir nokta gibi kayboluyor. O insan Allah'a kulluk sunmayınca, Allah'a sunduğu kullukta karıncayı da, bal arısını da, ağaçları da, hayvanatı da, nebatatı da, mahlukatı temsil etmeyince, yani İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn demeyince, o insana dönük kainatın hizmeti altını çizelim mi? Hiçe iniyor. O insana geliyor, kayboluyor sanki. Hiçe iniyor. Allah'a sunum yapmayınca o insan, Allah'a ibadet arz etmeyince. Bu da bütün mahlukatı rahatsız ediyor. Bütün mahlukatı, o insanla ilgili koşan, çalışan, Allah'ın emirlerini yerine getiren mahlukatı incitiyor, üzüyor. Onlara manen zulmedilmiş oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bir ismini, Esma-i Hüsna ile alakalı sohbetlerimizde konuşmuştuk. Bir ismi Kahhar'dır. Kahhar. Kahhar'ın kısaca manası nedir? Bir manası diyelim. Mahlukatın hukukunu çiğneyenlere bunun hesabını sorar. Hiçbir mahluk, hiçbir insan Allah'ın zatına bir zarar veremez. Bir zarar dokunduramaz. Fakat Allah'ın mahlukatına zulmeden, salih amel işlemeyerek, yaratılış gayesine uygun yaşamayarak Allah'ın mahlukatına zulmeden, manen zulmeden bilmeli ki o mahlukatın sahibi Allah. O mahlukatın haklarını koruyan ve o mahlukatın haklarına saldıranlara, çiğneyenlere hesap soracağını vaat eden Allah. İşte bu açıklamalar ışığında Hud suresinin 117. ayet-i kerimesini okuyalım. Salih amel işlenmezse bir cemiyette, salih amel işlemeye insanlar davet edilmezse, bu bütün mahlukatın haklarının çiğnenmesi manalarına da geldiği için Allah'ın gazabını çeker. Allah'ın gazabına uğrayan insan da belde de helak olur. Salih amel işlemenin önemini konuşmuş olduk.
işlemenin Allah'ın rahmetini celbedeceğini, Allah korusun işlememenin de Allah'ın gazabını celbedeceğini öğrenmiş olduk. İnşallah bu konuda adım atmak demek ki her müminin bir vazifesi ve bunun için de en uygun zaman herhalde Ramazan ayı olsa gerek. İnşallah bu konuda gayretlerimizi biraz da artırmak bu ayda Allah'ın yardımıyla inşallah nasip olur. Aramızdan sonra da salih ameli işlemeyi başka insanlara anlatmak nasıl rahmete vesile olur? Yine başkalarına anlatmamak nasıl gazabı çekmeye vesile olur inşallah? Onları da konuşmaya çalışalım. İnşallah. Değerli dostlarımız, kısa bir aramız var. Kur'an günlüğünde 3. bölümde inşallah yine birlikte olacağız.